MSPC Kanal 2000 Televizyonu ve Adana Acıbadem Hastanesi işbirliğinde hazırladığımız her hafta Perşembe günleri bu saatlerde ekranlarınıza gelen Söz Sağlık programından merhaba diyor sevgili seyirciler. Evet, bu programımızda özellikle önümüzdeki yaz mevsimi ve mevsime bağlı olarak yaşantımızda önemli olarak gördüğümüz beslenmemiz, sağlığımız açısından önemli bir takım uyarılar ve önerileri alacağımız bir programımız olacak. Adana Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sayın Gizem Akgül'ü konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Akgül. Hoş bulduk, merhabalar. Yaza giriyoruz. Yaz telaşı farklıdır. Her bölgeye göre de farklılık gösterir. Yayla hazırlıkları var, deniz, sahil, plaj derken yaza nasıl girmeliyim, formda mı girmeliyim gibi unsurlar da var. Sağlıklı beslenmenin koşulları zaten dengeli beslenmek durumundayız. Sağlıklı bir yaşam için beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekir ama yaza girerken beslenme farklılığı oluyor mu diye başlayacak olsak neler söylersiniz? Aslında biraz oluyor. Çünkü bireylerde bir yaz telaşı başlıyor. Yaza daha çok formda girmek, daha zayıf girmek. İşte giyecekleri, mayoların, bikinilerin içinde daha hoş görünmek için bir hazırlık süreci başlıyor gerçekten. Tabii ki burada bu sürecin ne kadar sağlıklı gittiği, ne kadar doğru gittiği aslında bizim için çok önemsediğimiz ve dikkat etmeye çalıştığımız bir husus. Evet. Dolayısıyla yaza girerken beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka, her zaman olduğu gibi. Peki nasıl beslenmeliyiz? Yani şimdi bizim için aslında yaz, kış diye ayırt ettiğimiz bir beslenme tarzı yok kesinlikle. Biz her zaman bireylerin mevsim şartlarına göre, mevsimine göre beslenmelerini, özellikle mevsim sebze ve meyvelerini, günlük almaları gereken protein ihtiyacını, karbonhidrat ihtiyacını doğru bir şekilde hesaplanarak tüketmelerini bekliyoruz bireylerden. Hiçbir kısıtlamaya girmeden, tabii ki sağlık açısından çok onaylamadığımız bazı besin grupları olabiliyor. Sınırlı bir miktarda tüketmelerini istediğimiz ama genel anlamda kesinlikle yasak olarak nitelendirdiğimiz bir besin grubu aslında çok fazla yok. Ve her şeyi bireyin kendi özelliklerine, ihtiyaçlarına göre yeterli ve dengeli olarak hesaplayıp tükettiği müddetçe zaten yaz-kış ayırt etmeden bireyin formda ve sağlıklı olabileceğini biz çok iyi biliyoruz ve bu konuda onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii sürekli ilaç almakla yükümlü olduğu ya da kontrol etmesi gereken bir rahatsızlığı yoksa herhalde. Tabii ki. Yani eğer böyle bir rahatsızlığı varsa zaten düzenli bir şekilde diyetisyen, beslenme uzmanı kontrolünde ilaç dozlarına ve ilaçlarına göre de bir beslenme programının, özellikle tıbbi beslenme tedavisinin planlanması şart bireylerin. Yaz mevsimi süresince genellikle sulu ve sebze ağırlıklı beslenilmesi gerektiği gibi öneriler de oluyor. Ağır, biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde yoğun nem ve aşırı sıcaklar vardır. Dolayısıyla böyle bir öneri yapmamız doğru mudur? Sulu gıdalar ve sebze ağırlıklı beslenilmeli diye. Aslında şöyle bir durum var. Yaz aylarına girdiğimiz dönemlerde vücudun çok daha fazla sıvı kaybettiğini görüyoruz. Sıcaklar, fazla terleme ile birlikte vücudun sıvı ihtiyacı artıyor. Evet, sıvı tüketimini belki arttırmamız gerekiyor günlük olarak. Ama hani bunu çok sulu gıdalardan ya da sebze meyveden yine ölçülü miktarda tüketmek gerekiyor. Çünkü hepsinin bir kalori içeriği var ve hepsinin, her şeyin fazlası zarar olduğu gibi onları fazla tüketmek de vücuda çok fazla şeker alımı, çok fazla kalori alımı ile birlikte yağ artışının olması ve bununla birlikte baş gösteren birçok sağlık problemini de göz önüne getirebiliyoruz biz. O yüzden her şey dozunda olacak şekilde, evet, sıvı tüketimini zaten arttırırsak çok daha iyi olur yaz döneminde. Vücudun kendi direncini ve gücünü de hem iyi bir şekilde olması hem de aslında bireylerin daha da iyi hissedebilmesi için, sağlıklarını korunabilmesi için, ama hani sadece sıvı gıdalar olarak adlandırmıyoruz bunu. Yeterli miktarda, her şeyi yeterli ve dengeli miktarda alması bireyin tamamen ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Evet. Genelde yazın aşırı terleme ile kilo kaybı olabileceği söyleniyor ama kışın da eskiden, geçmişte öyle bir kanı oluşmuştu. Kışın da üşümeye bağlı olarak daha çok kalori harcandığı ve enerjiye ihtiyaç duyulduğu ve sürekli de gıda tüketilmesi gerektiği gibi uyarılar, telkinler olur. Bazı ailelerde işte bal yemelisin, pekmez yemelisin gibi
öneriler de dile getirilirdi. Yazın mı daha çok kilo alır insanlar yoksa kışın mı alır tartışması hep sürerdi. Hı hı. Sonuçta kışın daha çok kilo almanın söz konusu olduğu ifade edildi. Neden insanlar yazın aşırı terlerken kışın kilo alıyorlar? Aslında şöyle kış bir durum var. Şimdi kış aylarında evet ilk bahsettiğiniz gibi başta bir metabolizmanın hızlanma durumu var ama sonuçta siz sürekli yediğiniz için ve bu duruma vücudunuz da bir şekilde alıştığı için daha da yağlanmaya başlıyorsunuz. Kışın tabii ki günler daha kısa. Akşam işten sonra ya da günlerin kısalmasıyla birlikte oturarak geçiren zaman, televizyon karşısında geçirilen zaman ve o arada hiç fark edilmeyen besinlerin tüketilmesi, çok daha fazla tüketilmesi gibi bir durum var. Sıvı tüketiminin azalması var. Kış aylarında bunu çok görebiliyoruz. Ve gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi bu yörede birazcık daha ağır yemeklerin olması. İşte yağlı, işte evet, tatlı, tuzlu yemeklerin fazla olması. Kış aylarında özellikle bunların daha fazla yenilmesi bireylerin çok daha hızlı kilo almasına neden olabiliyor. Yaz aylarında günlerin uzamasıyla birlikte aslında insanların aktiviteleri artıyor. Aktivite artmasıyla birlikte sebze meyvenin çeşitliliği artıyor. Özellikle... Aynen. Özellikle bireylerin daha çok hafif gıdaları rahat bir şekilde tüketebileceği gibi bir durum ortaya çıkıyor ve bireyler çok daha rahat aslında kendi kilolarını kontrol edebiliyorlar. Kışın özellikle daha çok böyle sıcak içecekler, kalorisi yüksek sıcak içecekleri daha çok tüketmeye başlıyor bireyler. İşte şekerli kahveler, salepler, sıcak çikolatalar içlerini ısıttığını düşündü ve enerji verdiği gerçekten ciddi anlamda bir enerji bolluğuyla karşı karşıya kalıyor bireyler. Ama yazın daha çok böyle hafif hafif işte soğuk buzlu bir ayran tercih etmek ya da şekersiz bir mineralli su tercih etmek bol buzla gibi böyle içeceklerin de kalori içeriğinin azaldığını da görüyoruz aslında biz tercih olarak. Bireyler daha da dikkatli oluyorlar. Çünkü kışın kalın kıyafetler giyerek çok vücutlarını aslında görmedikleri için çok dikkate almıyorlar yediklerini. Ama yaz aylarına doğru geldiğimizde bireyler daha ince giyinmeye, daha çok vücutlarını görmeye, insanlarla daha çok aslında hani birebir olarak kendileriyle aynen öyle ve daha çok dikkatli olmaya başlıyorlar. Bunlar bizim için önemli. Tabii bir de kış aylarında aslında biz birazcık güneş ışığından mahrum kalıyoruz. Evet. Özellikle D vitamini bizim hem kemiklerimizin korunması hem de aslında kilo kaybında da etkili olan bir vitamin. Yazın bunu daha çok alabiliyoruz. Daha çok gün ışığından faydalanabiliyoruz. Ve hormonal aktivitelerimiz birazcık daha aslında evet, bu konuda yazın kilo vermeyi daha çok destekliyor gibi bir olgu karşımıza geliyor. O zaman şöyle sorayım ben, kış aylarında telkin ve önerilere konu olan, işte seni enerjini iyi tutacak bal, pekmez gibi ürünleri tüketmen gerekir önerisiyle ebeveynlerde ve aile içinde öne çıkan beslenme modelinin aslında bir dengede tutulması gerekiyor. Aynen öyle. Yani... Bunun için de kış aylarında tabii bulaşıcı hastalıklar, soğuk algınlıkları daha yüksek olduğu için bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir beslenme modeli? Şimdi aslında bizim bağışıklık sistemimiz her zaman çalışıyor. Evet, bazı durumlarda birazcık daha baskılanabiliyor ya da daha çok güçlendirilmeye ihtiyacı oluyor. Özellikle kış aylarında ve özellikle mevsim geçişlerinde çok daha fazla enfeksiyon riskinin artması birazcık daha bağışıklık sistemini güçlendirmeye itiyor. Burada genelde biz her zaman önerimiz yeterli ve dengeli beslenirken insanların protein ihtiyacını doğru karşılamasını, vitamin mineral ihtiyacını özellikle sebze ve meyvelerden onu da mevsiminde tükettiği sebze ve meyvelerden. Zaten aslında bizim dönemsel olarak çıkan bütün sebze ve meyveler bizim ihtiyaçlarımıza göre. İşte kışın çıkan kiviler, portakallar, elmalar, muzlar, onlar genelde C vitamini içeriği çok yüksek olan ve gerçekten C vitamini de bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için tam
o döneme ihtiyaçları. Şu an yaz sebzeleri farklı vitamin mineral içeriklerini kapsadığı için işte cildimizin güzelleşmesini sağlıyor, bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlıyor. Kalori içeriklerine baktığımızda biraz daha sulu ve aslında sıvı ihtiyacımızı da karşılayan meyveler ve sebzeler yer alıyor. Tabii ki burada miktarını doğru kontrol ettiğimiz müddetçe aslında biz sağlığımıza çok daha fazla katkıda bulunuyoruz. Sizin dediğiniz gibi bal ve pekmez ya da hafif şekerli gıdaların tüketiminde tabii ki biz doğal olanlara öncelik vermek. Her zaman bal ve pekmez bulundurabilirler. Ama burada önemli olan bunları tüketmemeleri gereken bir hastalık durumu var mı? İşte şeker hastalarının gibi. Dikkat etmesi gibi. Ya da bazı kan hastalıklarının yani daha dikkat etmesi gereken bazı hastalıkları var mı? Buna göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya da gerçekten vücudunun ihtiyacı var mı? Bireyleri tamamen kontrol etmemiz gereken nokta bireysel özelliklerine göre doğru ve yeterli miktarda tercihleriyle iyi bir şekilde yönlendirmek. Evet. Dolayısıyla güne başlarken insanın kendi beslenmesine, kıyafeti, dış görüntüsü, yaşantısına önem verdiği kadar beslenmesine de önem vermesi gerekiyor başta galiba. Zaten yaz kış fark ediyor mu? Aslında çok fark etmiyor. Önemli olan şey vücudu zaten onun kıyafeti yani biz bireyler her zaman bunu söylüyoruz. Sizin ilk kıyafetiniz vücudunuz zaten. Siz ona ne kadar iyi bakarsanız, ne giyersiniz giyin, ne yaparsanız yapın zaten o cildinizden, derinizden, elinizden her şekilde bunun çok rahat bir şekilde öne çıkacak. O yüzden kendinize iyi baktığınız müddetçe, siz ışığınızı iyi tuttuğunuz müddetçe zaten ekstra kendinize hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Yeterli miktarda sıvı tükettiğinizde meyve ve sebze tüketiminizi iyi bir şekilde kullandığınızda ekmeğinizi, etinizi, miktarını doğru bir şekilde ayarladığınızda zaten siz kendi kıyafetinizi, kendi benliğinizi en güzel besini, en güzel kıyafeti zaten almış olacaksınız. Olay tamamen bireyin kendisinde. Sadece bizim istediğimiz şey bireyleri doğru yönlendirmek. Yani kısa süreli diyetler yapması, zayıflamak için uyguladığı diyetler çok daha fazla sağlık problemi yaratabiliyor. Bu konuda bireylerin mutlaka bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yaz hazırlığına ilkbaharda başlamak gerekiyor herhalde. Her zaman. Biz her zaman hazır olmalıyız. Peki yaz, ne yapmalıyız? Yeterli ve dengeli beslenerek yaza hazırlanabilir miyiz? Bunun yolları, formülü nedir? Şimdi bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey aslında bireyleri doğru bir şekilde analiz etmek. Yani bireylerin ihtiyacı nedir? Biz bunu zaten kış döneminden aslında bireylerin hazırlanmaya başlamasını istiyoruz. Çünkü bir aylık, iki aylık yani bu kaç kilo olduğunu şu an hani belirtemeyeceğim ama kişinin ne kadar zamanda başlaması gerekiyor? 2-3 kilosu varsa zaten birey 2 ay önceden başlar ama önemli olan bireyin hayat tarzındaki değişikliği sağlamak. Sıvı tüketimi nedir? Günlük ne kadar ihtiyacı var su tüketmeye? Bireyler farklı şekillerde su ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyor. Bu doğru değil. Gerçekten ne kadar su içiyor? Ne kadar günlük aslında protein ihtiyacını karşılayabiliyor? Ve bunu doğru bir şekilde nasıl yapabilir bu birey? Her gün işte ihtiyacına göre yumurtasını, etini, tavuğunu, balığını haftalık olarak tüketebiliyor mu? Bunları almıyorsa bile, alamıyorsa bile gerekli gerçek protein kaynaklarını bitkisel olsa bile doğru bir şekilde karşılayabiliyor mu? Egzersiz yapıyor mu? Yani kendine çok zaman önemli. Ayırıyor mu? Aynen öyle. Hani biz %70'ini bütün bilimsel araştırmalarda söylüyor. %70'i beslenme ama %30'u sizin yaptığınız egzersiz, hareketiniz, günlük kendinize ayırdığınız zaman bunların çok bambaşka etkileri var. Bunların hepsini biz tamamen değerlendirmeye çalışıyoruz birey karşımıza aldığımızda. Günlük ihtiyacına göre ekmek tüketiyor mu? Bazı diyetler tamamen çok ciddi kısıtlamalarda bulunuyor ve birey çok kötü bir şekilde vitamin mineral eksikliğiyle bize gelip işte çok önce çok fazla kilo verip sonra çok hızlı bir şekilde kilo aldığını, bunu neden anlamadığını ve artık bilinçli bir şekilde devam etmek istediğini söylüyor. Bu noktalarda biz hep bireyi doğru olarak sağlığını öncelikle korumak, sonrasında sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlayacağımız şekilde beslenme örüntüsüyle bireylere doğruyu öğretmeye çalışıyoruz aslında. Evet, bu ölçüde
tüketimimizi belirli ölçülerde noktalamamız gerekiyor mu? Ya da Kesinlikle. bir ölçütü var mı bunun? Günlük sebze meyve tüketiminin nasıl ayarlanması gerekiyor? Oranı Ortalama var biz mı? bireye göre yine hesaplıyoruz ama ortalama biz günlük bir 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini istiyoruz. Bu bir kadın Yaz için kış fark etmiyor değil mi? fark İlkbahar, etmiyor. Her sonbahar. zaman ihtiyaçlarınızı. Tabii ki yazın birazcık daha Artabilir. çeşitlendirebiliyoruz. Belki bir iki porsiyon artabilir. Günlük daha uzun süre uyuma sürenizin kısalması, belki çok daha fazla hareket imkanınızın olması ile enerji açığınızın olması ile birlikte belki bir iki porsiyon daha meyve ve sebze tüketiminizi artırabiliriz ama ortalama bir kadının 2-3 porsiyon meyve yemesini, bir erkeğin 3 porsiyon, 4 porsiyon civarında meyve tüketmesini, en azından yemeklerin yanında küçük bir kase de olsa taze sebzelerle hazırlanmış bir salatanın olmasını, üstüne biraz limon sıkarak, böyle salata sosları olmadan, belki biraz zeytinyağı ya da zeytin ekleyerek üzerine bunu iyi bir şekilde ayarlamalarını istiyoruz. Bizim bireylerde yaşadığımız bazı sıkıntılar oluyor. Bunun en büyük nedeni de bireylerin porsiyon kontrolünü çok sağlayamaması oluyor. Bizim kültürümüzde birazcık daha bu yörenin kültüründe işte akşam hep beraber aileyle oturunca bir tabak dolusu meyveyi önüne alıp hepsini yemek, çeşitli çeşitli meyveleri tüketmelerini istiyoruz ama miktar kontrol edemiyoruz. İşte akşam özellikle çok fazla meyve tüketimi, tabii ki akşam da meyve tüketebilirsiniz ama miktarını aşmamak gerekiyor. Yani akşam bir 4-5 porsiyon meyve yerseniz siz kilo alabilirsiniz. Çünkü zaten akşam çok fazla karbonhidrat alıyorsunuz ve hemen uyuyorsunuz. Biz bireylere en azından en fazla maksimum 1 ya da 2 porsiyon meyve yiyecekleri bir öğünle akşam meyve ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyoruz. Gün içerisinde bazı özellikle yemeklerin arasında küçük boy avuçların içine sığacak kadar bir meyve yemeleri ortalama bir porsiyona denk gelebiliyor. Bununla birlikte porsiyon kontrollerini sağlayarak devam etmelerini istiyoruz. Çünkü bize göre küçük bir elma, avuç içi kadar bir elma bir porsiyon oluştururken birinin çok büyük bir elma yemesi neredeyse iki porsiyona denk gelebiliyor ve burada porsiyon kontrolünü sağlayamamak bireylerin çok fazla kilo almasına neden olabiliyor. Hareket kabiliyetini yerine getirmediği egzersizleri yapmadığı müddetçe. Bir de dengeli besleniyorum. Ben zaten akşamları herhangi bir öğün almıyorum, öğün tüketmiyorum. Onun yerine meyve yiyorum bol bol ve uyuyorum İşte bu doğru değil. Yani bireylerin diyenler var. yeterli ve Zayıflamak için de bunu işte bu doğru benimseyen değil. modeller var. Aynen biz bunun bu doğru değil. Burada yediğiniz miktar önemli. Meyve de şeker içeriyor. Meyve posa içeriyor. Meyve çok vitamin mineral içeriyor ama bir kalori içeriği var. Yani o kaloriyi siz alıyorsunuz. Ve onu sınırsız bir şekilde aldığınız müddetçe her şey kilo yapar. Akşam çok hafif bir sebze yemeği yanında birazcık yoğurtla yedikten sonra belki küçük bir meyve yiyor olmanız kilo vermenizi çok daha kolaylaştıracak. Sınırsız sayıda meyve yerseniz her zaman kilo alırsınız. O yüzden akşamları bir iki porsiyon meyveye geçmemek en önemlisi. Evet. Porsiyon fazla oldu, öğünü fazla aldı. Akşam yatmadan önce herhangi bir egzersiz ya da spor yapmalı mı? Yani Sağlıklı olur mu? şimdi orada biz genelde bireylerden istediğimiz şey yemek yedikten sonra bir 45 dakika, bir saat sonra hafif tempolu bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gecelerin uzamasıyla birlikte. Çok kilosuna bağlı olarak eğer çok kilolu bir bireyse zaten çok kendini yormamasını, özellikle hani eklemlerine de baskı yapmadan çok sıkıntı olmayacak şekilde hareket etmesini istiyoruz. Ama bireyler ne zaman egzersiz yaparlarsa yapsınlar. Tabii ki akşam birazcık daha metabolizmanın yavaşlaması ile birlikte akşam yapılan egzersizler metabolizma hızını arttırmak için çok daha etkili olabilir. Bununla dikkat etmelerini istiyoruz. Genellikle çok aç karnına spor yapmalarını istemiyoruz. Orada şekerleri düşebiliyor, tansiyonları düşebiliyor, rahatsız olabiliyorlar. Egzersiz sırasında çok verimli olamayabiliyorlar. O yüzden ara öğün ya da bir yemekten sonra yarım saat, bir saat sonra hafif bir egzersiz yapmaları çok daha iyi olacaktır. Burada porsiyon uyarısını öne çıkarttınız Sayın Akgül. Sebze ve meyvede
yaşa göre değişiyor mu, kişilere göre değişiyor mu, yoksa belirli bir standartta mı uygulanması gerekiyor? Aslında bireylere göre porsiyon ihtiyaçları değişir. Bir kadınla bir erkeğin, bir çocuğun, bir yaşlının porsiyon ihtiyaçları değişebilir ama porsiyon miktarları her zaman aynıdır. Ortalama yediğiniz bir 100 gram elma bir porsiyona denk gelir. Bazı elmalar var 170-200 gram civarında. Evet. Mesela yani orada sizin yediğiniz miktarlar önemlidir. Şu an tam zamanlı çilek çıkmaya başladı. Hı hı. Büyük boy yediğiniz bazı çilekler çok küçük, fındık kadar. Ondan yediğiniz böyle bir 10-12 tane çilek bir porsiyona denk gelirken ama büyük boy bir çilek ortalama 4 ya da 5 tanesi bir porsiyona denk gelir. Orada miktarları kontrol ettiğiniz müddetçe, porsiyon gramajlarına dikkat ettiğiniz müddetçe bir problem kalmayacaktır. Evet. Sebzede de aynı herhalde. Aynı sebzeleri yapmalıyız. Dikkat etmemiz gereken şeylerde bazı sebzelerin birazcık daha karbonhidrat içerikleri yüksek olabiliyor aslında. Özellikle işte patates gibi, bezelye, havuç ve mısır gibi bazı sebzelerin şeker içerikleri, karbonhidrat içerikleri yüksek oluyor. Bunların miktarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir tane küçük boy, bir orta boy bir patates tükettiklerinde bir dilim ekmeğe denk geliyor. Yani onların nişasta içeriği de yüksek olduğu için biz sadece sebze deyip sınırsız miktarda tüketmemeniz gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Edelim. Aynen öyle. Ya da bir salata yaptığınızda bir orta boy küçük bir yani iki avucunuzun bileşimi kadar bir kase salata yediğinizde zaten ortalama olarak bol yeşillikli bir salata yediğinizde zaten hiçbir şey yemeseniz bile yanında bir yoğurtla sebze yemeği gibi onu da tercih edebilirsiniz. Tabii ki, evet. Tabii ki. Sebze ve meyvenin önemsendiği ve özellikle vurgulandığı kadar beyaz et, özellikle de balık tüketimi özenle tavsiye ediliyor. Balık tüketimi nasıl olmalı? Bir kere bizim... Yani onu da meyve ve sebze gibi düzenli olarak tüketmek durumunda mıyız? Kesinlikle. Bizim en önem verdiğimiz besinlerden biri balık aslında. Balığın içerdiği omega 3 yağ asitleri hayati önem taşıyor bizim için. Çünkü yeterli miktarda biz onu mutlaka balıktan almamız gerekiyor. Evet, balığı biz... Balığın dışında aldığımız omega 3 kaynakları var. Ceviz gibi, keten tohumu gibi bazı besinlerin içinde de omega 3 içeriği var ama en önemlisi bizim EPO ve DHA dediğimiz bazı omega 3 içeren ve besin değeri için inanılmaz değerli olan maddeler bizim için balıkta yer alıyor. Özellikle somon balığı gibi, uskumru gibi, ton balığı gibi balıkların mutlaka tüketilmesini istiyoruz. Haftada 2 kere. Özellikle tüketebiliyorlarsa kızartma olmadan fırınlama, buhulama, ızgara gibi çok hafif pişirme yöntemleriyle pişirilmiş balıkların mutlaka tüketilmesini istiyoruz biz. Bir kere balığın tüketilmesini özellikle yaşlılarda Alzheimer gibi, demans gibi, depresyon gibi hastalıklardan korunması anlamında çok istiyoruz. Hamilelerin mutlaka tüketmelerini istiyoruz. Bebeğin beyin gelişimi, zeka gelişimi için istiyoruz. Hamilelik sonrasındaki depresyonun da önlenmesinde aslında balık tüketimi çok önemli bir yer alıyor bizim için. Oysa hiç bilinmez. Tabii annenin ki. İlk bir yılı çok önemlidir. Aynen öyle, evet. Yani ve dikkat edilmesi gerekir. Bebeğin beyin gelişimi için... Çocukların okul başarıları için, hafızalarının güçlenmesi için biz mutlaka balık tüketilmesini istiyoruz. Bunun yanı dışında bir kere kansere karşı koruyucu bir etkisi var. Özellikle tümörün büyümesini önlemesi gibi bir çalışmalar söz konusu şu an. LDL dediğimiz bizim kötü kolesterolü düşürdüğünü, iyi kolesterolü yükselttiğine dair çalışmalar mevcut. O yüzden kalp hastalıklarına yakalanmamak için, kalp sağlığını korumak için balık tüketimini öneriyoruz biz. Bunun yanı sıra bazı bağışıklık sisteminin baskılandığı AIDS gibi bazı anti-enflamatuar hastalıklara karşı korunmada, bağışıklığı güçlendirmede de balığın, omega 3'ün önemini mutlaka biz bireylere öneriyoruz ve tüketmelerini istiyoruz. Balık tüketemeyen bazı bireyler oluyor. Orada da hekim tavsiyesiyle birlikte mutlaka omega 3 takviyelerinin alınmasını istiyoruz aslında. Tüketemeyen bireylerin içerisinde ağırlıklı olarak çocuklar geliyor ve çocuklara balık yediremiyorsunuz. Orada da toplum arasında bir kanı oluşuyor. İşte balık yağı hapları tüketebilirsiniz gibi.
omega 3 olarak tanımlanıyor yanılmıyorsam, ama bunu çok bilinçli olarak önermeyen ve tüketmeyen bir yapı da var karşımızda. Evet. Her yerden alınabilir gibi bir algı oluyor. Geçmiş dönemlerde özellikle Amerikan pazarlarından edinebilirsiniz gibi bir ifade öne çıkıyordu. Bu noktada neler yapmaları gerekiyor? Gelişigüzel öneriyle mi tüketilmesi gerekiyor? Biz balık yağının özellikle tabii ki her şeyin dozu önemli. O yüzden mutlaka hekimine başvurarak, primer hekimine, çocuksa bir çocuk sağlığı ya da çocuk hekimine başvurarak bireyin mutlaka ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini istiyoruz. Yaşına göre, cinsiyetine göre ne gerekiyorsa hekim tarafından tavsiye edilmesini istiyoruz biz omega 3'lerin. Dışarıdan markası bilinmeyen, ne olduğu bilinmeyen markaları almamalarını, hani tamamen kullanım süresi var. Tabii ki kullanım zamanı var. Bireylere göre o kadar her şey değişebiliyor ki, o yüzden evet, iyi bir şey yapayım derken bilinçli yapılmadığı müddetçe o yarar yerine zararla neden olabilir. O yüzden bireylerim hekim tavsiyesiyle birlikte ilerlemeleri çok daha doğru ve çok daha aslında işlevsel olarak da doğru olacaktır. Çünkü çocuklar için çok önemli. Okul başarıları için. Evet. Zeka geliştirilebilir bir faktör, zeka gelişimlerinin sağlanabilmesi için. Kadınlar için çok önemli. Ben kadın danışanlarımda mutlaka hekim kontrolünde eğer balık ihtiyaçlarını yeterli miktarda karşılayamıyorlarsa almalarını istiyorum. Çünkü bir menstrual döngü dönemlerindeki o sıcak basması, rahatsızlık hissi gibi durumların aslında önlenmesi için omega 3 çok önemli. O zaman omega 3'ü biraz açalım mı Sayın Akgül? Omega 3 bir yağ asidi aslında, bir doymamış yağ asidi ve genellikle balıklarda bulunan, bazı besinlerde olsa bile onların ön maddesi olarak bulunan bir yağ asidi. Ve bunu biz vücudumuza dışarıdan almamız da gerekiyor. O yüzden dışarıdan almamız gerekirken bunu kullanabileceğimiz bir şekilde tabletler şeklinde de artık kolay bir şekilde satılan bulabileceğimiz ürünler. Tabii ki biz bunu tamamen aslında besinle alınmasının çok daha sağlıklı ve çok daha önerilebilir bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Omega 3 takviyeleri gerekiyorsa alınsın, yiyebiliyorlarsa da haftada iki kere birazcık somon balığı gibi, uskumru gibi, ton balığı gibi balıklardan faydalanarak, gerekiyorsa ceviz gibi, keten tohumu gibi gıdaları da beslenmelerine ekleyerek mutlaka tüketmelerini istiyoruz. Evet, dolayısıyla tüketim ölçülü olmalı, dikkatli olmalılar. Evet, kesinlikle. Ve mevsimlere göre değişmeli. Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi daha çok öne çıkartılmalı diyoruz. Ama bunun da bir kontrolü olması gerekir diye düşünüyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte artan sıvı kaybını nasıl kontrol etmeliler? Dilerseniz bir kez daha tekrar mahiyetinde olacak ama. Tabii ki. Bölgemiz nedeniyle uyarı olsun, hem dikkatli izleyenlerimiz için de önemli bir tavsiye olur düşüncesindeyim. Biz bireylere aslında günlük olarak tüketmeleri gereken su miktarını ortalama olarak bir 10-12 bardağın altına düşmemelerini istiyoruz. Bir 2,5-3 litre civarında tutmalarını istiyoruz. Ama bunu ancak günlük ben çok çay kahve tüketiyorum. Zaten suya ihtiyacım yok gibi bir öngörü ve görüş de öne çıkıyorsa burada ne önereceğiz? Bu tabii ki doğru bir algı değil. Çünkü kahvenin ve aslında çayın içerdiği diüretikler, kafein çok daha fazla vücudunuzun ihtiyacı olan sıvının da atılmasına neden olabiliyor. Bu bizim için olumsuz bir faktör. Tabii ki çok fazla çay kahve tüketimi demir emilimini de önlediği için kansızlığa da neden olabiliyor. O yüzden suyu su olarak tüketmek, çay kahveyi ve çayı özellikle çok açık bir şekilde tüketiyorsanız, evet sınırsız sayıda değil, bir 3-4 bardak tüketebilirsiniz ama normal içtiğiniz çayları hani 2-3 bardağın üstüne çok çıkmamak gerekiyor. Bunlar su yerini tutmuyor. Özellikle yediğiniz, evet bazı besinlerin su içeriği var. Bireylerde biz bir de genelde şunu da duyuyoruz. Ben su içmiyorum ama meyve suyu içiyorum. İşte sade mineralli su içemiyorum ama şekerlilerinden meyvelilerinden içiyorum. Onların hepsi de şeker içeriyor. Siz bir portakal suyu içmek için bir 200 ml, 3-4 tane portakalın en azından
sıkılması gerekiyor. Bu da ne demek? 3-4 porsiyon meyvenize siz sadece sıvı olarak alıyorsunuz. Ve bunu bir şekilde aldığınız için kan şekeriniz çok hızlı yükselip düşebiliyor ve daha hızlı acıkabiliyorsunuz. Evet tamam orada sıvı tüketiyorsunuz ama su yerine onu içtiğini söylüyor birçok insan bilinçsizce. Aslında bu çok doğru değil. Meyveyi meyve olarak posasıyla, sağlığınız için posasıyla tüketmek, sıvıların da özellikle su olarak tüketmek. Aynen, suyu su olarak tüketmek doğru. Tabii ki bazı toplumlarda özellikle bazı bireyler çok fazla suyu su olarak içmekten öyle bir alışkanlığı olmadığı için su içme gibi biraz problem yaşayabiliyorlar. Orada biz bireylere suyunuzu biraz çeşitlendirebilirsiniz diyoruz. Genelde belki birkaç dilim limon atmak, bir iki tane tarçın kabuğu eklemek, belki birkaç tane karanfil ekleyerek soğuk buzdolabında bekletmek onlar için rahatlatabilir. Ya da yeni yaz meyveleri çok güzel. Biraz çilek atıp birazcık ananas dilimleri atmak, birkaç yaprak taze nane atarak sularını aslında birazcık rahatsızını değiştirebilirler, tatlandırabilirler ve o zaman da gayet güzel meyve suyu gibi su içerek hem sağlıklarına katkıda bulunurlar hem de hiç kalori almadan aslında zayıflamalarını da destekleyebilir bireyler. Evet. Dolayısıyla önümüzde yaz ayları var. Yaz aylarına gireceğiz. Yaz ayları için hazırlıklar devam ediyor. Birçok kişi önemsemeden yaşamın ağır şartlarıyla önüne gelen gün ve haftaları yaşıyor ama çok özenen, kendisine çok dikkat eden bireyler de var. Özellikle son günlerde reklam algısıyla işte şu ürünü kullanırsanız bir iki beden incelebilir, hatta fit bir görünümle yaza merhaba diyebilirsiniz gibi öneriler de var. Bu öneriler gerçekten dikkate alınmalı mı? Yoksa bir pazar algısıyla yapılan bir reklam mı? Yaza girerken düzenli egzersiz ve spor yapılmalı mı? Nasıl ayarlanmalı bu düzeni? Nasıl oturtturmalı bireyler? Aslında tabii ki her zaman olduğu gibi bu her zaman toplumumuzun özellikle bütün dünyanın fit olmak, çok çabuk zayıflamak, hemen çözüme ulaşmak ve en kısa zamanda çözebilecekleri işte bir ürün hemen para vereyim alayım zayıflatsın gibi algılar çok fazla ama bunların hiçbiri doğru değil aslında. Çünkü bu ürünleri evet televizyondan ekrandan görüyorsunuz ama ne kadar onaylı, ne kadar sağlıklı, içerisinde ne konuluyor, gerçekten zayıflatıyor mu? Zaten böyle bir mucizevi ürün olsa herhalde bütün dünya incecik olurdu. Aslında bunu da biraz göz önünde bulundurması lazım bireylerin. Belki bir rahatsızlığınızı tetikleyecek, belki bir sağlık sorununa neden olacak içtikleri. Ya da sindirim sorunu ortaya çıkartacak. Her şeye neden olabilir. Belki bir organınızı etkileyecek ve sağlığınızdan olacaksınız siz o ürünü kullanırken. Bunların hepsini önüne almalı bireyler. O yüzden böyle şeylere çok inanmamalarını istiyoruz. Gerçekten bir uzman tavsiyesiyle ihtiyaçları ölçüsünde hareket etmelerini istiyoruz. Evet çok kısa sürede görülüyor olabilir ama uzun sürede sağlıklarını nasıl etkileyeceğini bilmedikleri şeyler tüketmelerini istemiyoruz. Egzersiz konusuna gelirsek bireyler için bir sağlığı korumak adına haftalık 150 dakika, belki her gün bir yarım saat açık havada egzersiz ki açık havada egzersiz çok mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayacağı için, kas kitlesinin güçlenmesini sağlayacağı için bireylerin aslında daha sağlıklı, daha mutlu olmalarını sağlayacak. Olabildiğince dışarıda yapılan egzersizler. Bunun dışında gün aşırı bir 45-50 dakika yürüyüşler, açık havada egzersizler bireylerin en rahat ve en kolay yapabileceği şeyler. Tabii ki bunun dışında bu konunun uzmanı spor hekimleri, spor hocaları ile birlikte alabiliyorlarsa destek alıp vücut tiplerini, sağlıklarına göre bir program çizilmesi çok daha doğru olabilir. Evet. Ve sadece yaza bağlı değil. Her zaman. Her zaman sağlığımız açısından egzersiz ve spora önem vermeliyiz. Aynen, istiyoruz. Her zaman. Evet, son olarak neler söylersiniz Sayın Akgül? Artık yaz ayları geliyor. Ve herkes de bir telaş hakim. Evet, biz de çok yoğun bir dönem geçiriyoruz.
bu süreçte. Bireylere istediğim en önemli şey, lütfen hani çok kısa süreli kilo verme programları bireylerin sağlığıyla oynuyor. Özellikle metabolizmalarının yavaşlamasını, daha hızlı kilo almalarını ve bir süre sonra kilo vermelerinde zorlanmaları neden olabiliyor. O yüzden bilinçli insanlardan, doğru beslenme uzmanlarından, bu işin ehli insanlardan destek almalarını istiyoruz. Kısa süreli diyetler, çok aç kalma diyetleri, sadece sizin de söylediğiniz gibi meyve yiyip yemek yememek, pek çok farklı internetten alınan binlerce çeşit farklı diyet bulunabiliyor. Bunlar birey özgü diyetler değil. Tamamen size özgü diyetlerle, beslenme programlarıyla gitmek bireyler için çok önemli. Bunun dışında lütfen meyve ve sebzelerini çeşitlendirerek yesinler. Her renk meyve ve sebzenin farklı vitamin mineral içerikleri var ve sağlığına katkıları farklı. O yüzden farklı farklı renklerde meyve ve sebzeleri tüketmeye öncelik vermelerini istiyoruz. Bunun dışında günlük olarak hiçbir kısıtlamaya gitmeden ekmeklerini, peynirlerini, yumurtalarını, sebze ve meyvelerini doğru miktarlarda yedikleri müddetçe hiçbir şekilde sağlıklarına olumsuz bir dönüşleri olmayacak bireylerin. Doğal gıdalardan aynen uzak öyle. Durmamaları gerektiğini. Olabildiğince aynen öyle. Haftanın günü eğer mümkünse günün stresini atmak için, sağlıklarını korumak için bir günlük yarım saat yürüyüşler yapmaları çok daha iyi olacaktır. Bunun dışında yine ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar sağlıkları için önemli, yağlı tohumları kavrulmamış olarak almaları ne istiyoruz. Kızartmalar artık yaz geldi. Kızartmalardan hiçbir zaman kızartma tüketmelerini ya da kavurma tüketmemelerini, olabildiğince sağlıklı fresh ürünler tercih etmelerini istiyoruz bireylerden. Ve her zaman aslında su tüketimini iyi bir şekilde tuttukları müddetçe çok şekerli meyve suları ya da asitli gıdalar yerine taze sebzelerden, taze sebze sularından gerekiyorsa günlük içeceklerini karşılamalarını istiyoruz. Aynen öyle. Evet, bir de herhalde çok dikkat edilmesi gereken bir unsur ki belirli yaş grubuna göre insanın normalde zaten hareketli ve daha çok harekete bağlı olarak da metabolizması çalışan bir model oluşturuyor. Ama 30 yaşlardan sonra vücudun esnekliğini kaybetmeye başlamasıyla birlikte sağlık açısından egzersizin ve sporun zorunlu olduğu kanaatindeyim. Bunu tekrar vurgulayalım mı dilerseniz? Kesinlikle her yaş grubu için, özellikle çocukların da kendi büyüme ve gelişmelerini sağlamaları için spor gerekliyken, bir yaş grubundan sonra kas kitlelerini korumak için, ileriki dönemlerde hareket kısıtlılığının olmaması için mutlaka egzersiz yapıyor olmaları lazım. Sağlıklarını korumak için her zaman biz beslenmeyle birlikte egzersizin her zaman kardeş gibi ilerlemelerini istiyoruz. O yüzden yaşınız kaç olursa olsun, eğer egzersiz kısıtlamanız yoksa bir uzman hekim tarafından ya da uzman bir hoca tarafından, spor hocası tarafından ihtiyacı olan spor programının belirlenip o şekilde sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesi çok önemli bizim için. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Sayın Akgül. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, MSBC Kanal 2000 Televizyonu ve Adana Acıbadem Hastanesi ile birlikte hazırladığımız ve Acıbadem Hastanesi, Adana Acıbadem Hastanesi uzmanlarının her hafta gelip sizleri sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirdikleri bir programdı, Söz Sağlık Programı. Bu hafta da beslenme ve diyet uzmanı Sayın Gizem Akgül'ü konuk ettik. Programımız sona erdi. Bu programımızın tekrarını ve YouTube üzerinden de istediğiniz zaman izleyebileceğinizi buradan hatırlatmak istiyorum. Diğer programlarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.